Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Togar tarihi dokuyu ortaya çıkarabilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Togar, tarihin ve turizmin ilçeleri için önemli olduğunu vurguladı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Togar, Tarihi Kentler Birliği'ne üye olduk, başvuruda bulunan 60 belediye içerisinden 6 belediye içerisine girdik, eski adıyla Tekeköy Mağaraları, şimdiki adıyla Tekeköy Arkeoloji Vadisi'nde proje ve kamulaştırma çalışmaları devam ediyor, burayı açık alanlı arkeoloji vadisi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Burada insanlar ilk çağda nasıl yaşamışlarsa doğal ortamda oradaki yaşantı simgelenecek. Bu büyük bir çalışma yaklaşık 30 ila 40 trilyon gibi bir maliyeti olan proje Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. 1920'li yıllarda yapılmış garların olduğu yerler var. O alandaki tarihi binaların bir tanesini Mübadele Müzesi bir tanesinde devlet demir yollarının geçmişiyle alakalı müze haline getirmeyi planlıyoruz. Orada yüzyıllık çınar ağaçlarının altındaki tarihi dokuyu nostalji parka haline getireceğiz. Asar ağaç mesire alanının olduğu bölgeyi de tabiat Parkı haline gelecek. Bu çalışmayla o alan Karadeniz'in en büyük tabiat parkı olacak. Arkeoloji Vadisi dediğimiz alana yurt içi ve yurt dışından 16 ayda 150 bin ziyaretçi geldi. Bu büyük bir rakam. Bundan böyle Samsun'da tarih denilince akla Tekeköy gelecek dedi.